Cephesi Başkanı Sayın Erşat Salih'i konuğumuz olacak. Tüm bu gelişmeleri, bu önemli gelişmeler var. Parlamentoda yine bu kararın iptaline ilişkin kararlar var RAK Parlamentosu'nda. Bunları değerlendireceğiz RAK Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Erşat Salih ile. Erşat Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Siz Ankara'daydınız. Görüşmeler gerçekleştirdiniz. Bağdat'a geri döndünüz şimdi. Bugün parlamentoda ya da dün akşam saatlerinde RAK Parlamentosu'nda yine bir karar alındı. İBAN'ın de talebi var. Durdurulması yönünde, bu karar reddedilmesi yönünde. Şu an için bir son durum ne derseniz siz bize özetleyin. O çerçeveden devam edelim. Çok teşekkür ederim. Maalesef 24 saatlik ziyaretimiz Ankara'ya gerçekleşti. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme oldu. Ve diğer yetkililerle beraber. Şimdi oradan aldığımız sıcak haberleri biz kesinlikle burada Irak'la ilgili makamlardan hep tartıştık. Özellikle dün Amerikan Büyükelçisi bir de sabah Irak Cumhurbaşkanı Sayın Fuad Masum biraz önce İngiltere Büyükelçisi'nden siyasi bölüm başkanları. Bunlar hepsi bir arada Birleşmiş Milletler olmak şartıyla da Yunan temsilcisi onun da görüşlerini aldı. Burada hep beraber referandumun reddedilmek kararını herkesten gördük. Özellikle de bugün yine size bir sıcak haberi vermekteyiz. Şimdi biliyorsunuz ki biz birkaç gün önce federal mahkeme Erşat Bey. Efendim. Buyurun dinleyelim sizi. Tamam. Bir gün önce Irak'ın Anayasa Mahkemesi'ne büyük Anayasa Mahkemesi'ne bir talepte bulunduk. Referandumun yasal olmadığının altını çizdik. Ve asil bir karar olarak federal mahkemeden bir karar çıktı. O karar bir iki referandum hukuki boyutları kazanmamıştı. Son karar olmasına ilaveten ama 25 Eylül'de Kuzey Irak Yönetimi referandum kararını almak için federal mahkemeden karar çıktı, bunu iptal etti. Şu anda hiçbir şekilde siyasi boyutu hukuki boyutu bulunmuyor. Bir hale ulaşmıştılar. Şimdi şu an itibariyle hiçbir siyasi ve hukuki boyutu bulun referandum kararının. Şimdi bu durumda da yine Irak Parlamentosu'ndan ve Bakan İbadi'nin yaptığı açıklamalardan açık ara söylüyorum. Askeri müdahale dedi. Yani tüm hukuki ve siyasi yollar denilmişken askeri müdahaleden bahsedildi. Böyle bir durumun gerçekleşme ihtimali nedir ve ne tip bir askeri müdahale söz konusu olacak? Yani sesin biraz kesintili geliyor. Anladığım kadarıyla hukuki ve siyasi boyutu bulunmayan bir referandum Iraklı siyasi taraflardan reddedildikten sonra Irak'ın komşu ülkelerinde özellikle de Türkiye ve İran bu meseleyi yakından takip eden özellikle bugün yapılan bu tatbikat Habur kapısında kesinlikle bu sinyali anlamaları lazımdı. Birinci günden bu sinyaller verildi kendilerine. Ama maalesef şu hekimin net bir kararları çıkmış. Ama aynı zamanda bizim düşüncemiz odur ki referandum ertelenmesin. İptal edilsin. Ya, iptal edilir, ilga edilir, iptal edilir. Ama para bir tarafından, bir garantör devletlerinden, ne bileyim, Birleşmiş Milletler ya Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkmış olursa bu referandum 2 sene ertelensin ve belediğinin içinde Bağdat ve Erbil tartışmalı bölgeler sorunlarını yakından takip etsinler. Biz onun üzerinde biraz soru işaretimiz var. Çünkü Bağdat'a da çok güvenmiyoruz. Onun neticesinde Bağdat'tan Erbil arasında olan ne meseleler var ya, o bizi ilgilendirir. Yani biz ana bir taraf olmalıyız onun içinde. Biz her gün gelip
geleceğini ve Türkmen bölgelerinin geleceğini sadece onu da hükümetinin eline vermeriz. Çünkü korkuyoruz onun ardından yine bir pazarlık olsun Erbil ve Bağdat arasında. O yüzden... Şu anda da Kerkük bir pazarlık konusu değil mi Erşat Bey? Yani Amerika Birleşik Devletleri şimdilik iptal eden erteleyin Kerkük siz verelim dediği söyleniyor. Böyle bir pazarlık olduğu konuşuluyor. Şu anda da masada hala böyle bir pazarlık var mı? Şu Barzani reddetmiş bunu ama. Bizim endişemiz onlandı. Şu anda bir anlaşma üzerine anlaşılsın. Onun neticesinde Barzani referandumdan biz ertelesin. Ama bunun mukabilinde, onun karşısında güvenlik konseyi üyelerinin yanında bir anlaşma olsun. Kesinlikle bu meseleyi biz reddediyoruz, kabul etmeriz. Bu aynen Kıbrıs meselesi gibi olur. Buna bir şeriat verir. Asla ve asla bunu kabul etmeriz. Güvenlik konseyi öyle bir meseleyi orada tartışması ne Irak hükümeti kabul eder ne de biz kabul ederiz. Bu arada olursa olursa Irak hükümetinin nezdinde Birleşmiş Milletler temsilcisinin nezdinde Türkmenler, Kürtler, Araplar merkezi hükümet vesilesiyle oturup olabilir. Ama Güvenlik Konseyi'ne bu meseleye gitmiş olursa bu bizim için tehlikeli bir adımdır. Çünkü bu gelecekte 2 yıl sonra, 3 yıl sonra referanduma bir şer'iyet verir. Asla ve asla bunu hem Amerika Büyükelçisi'ne söyledik, hem İngiltere Büyükelçisi'ne söyledik, hem de gelen yerlerde hem İran, hem de Fransız ve hem de Rusya Büyükelçilerine bu kaygılarını söyleriz. Peki Erşat Bey, sizin Türkiye'yi ziyaret ettiğinizi söyledik. Bu ziyaretinizde görüşmelerden çıkardığınız sonuç nedir? Bizim Türkiye'den aldığımız sonuçlara göre o taraftan bizim güvenimiz var. Söylenilen üzerinde duracaklardır. Özellikle bizim bu kaygılarımızı Türkiye ciddiyete alıp kesinlikle Ankara'da bu gibi şartları hiçbir şekilde kabul etmeyecektir. O da biliyor çünkü bizim için tehlikedir. Hem de Türkiye'nin, İran için bakınız bunu demeye söylüyorum. Suudi Arabistan birkaç gündür Irak yönetimine destek veriyor. Ama onu bilmesi lazımdır. Desteği gelecekte kendisi için köşeyi olur. Onu bilmesi lazımdır Suudi Arabistan. Orada bir Katif var, Katif. Katif vilayeti var. Onlar sadece Şii'dirler. Gelecek o gizli servisler bugün Barzani'yi yönetirseler gelecekte o Şii'leri de başkaları yönetirin. O zaman Suudiye'nin de bir gerilik yaşatılabilir. Bu mesele Irak'ın iç meselesi, Irak'ın toprak bütünlüğü, Irak'ın komşu ülkelerinin de güvenliğini bir meseledir. Son olarak Erşat Bey, askeri müdahale meselesini sormak istiyorum. Şimdi Türkiye 22 Eylül'de o MGK sonrasında kararını alacak, açıklayacak ama onun öncesinde de Irak hükümeti askeri müdahaleden söz etti. Az önce tüm hukuki ve siyasi kapatıldığını özellikle belirttiniz. Ne tip bir askeri müdahale olabilir peki? Yani 25 Eylül'den önce gerçekleştirilmeye planlanan. Yani sesinizi duymadığım sorunun ne olduğunu Erşat Bey, çıkarmadım. Şimdi duyabiliyor musunuz? Efendim, tekrar edebilir misiniz? Duyabiliyor musunuz şu an sesimi? Erşat Bey. Buyurun. Tamam. Tekrar soruyorum. Askeri müdahaleden bahsetti Irak yönetim merkezi hükümet. Bu nasıl, ne tip askeri müdahale olacaktır? Az önce aktardığınız tüm hukuki ve siyasi tükendi çünkü artık. Yani onu söylüyoruz ki Irak parlamentosu, Bağdat'taki siyasi güçler hepsi bir an, bir gün üzerine anlaşmışlar bu referandumun olmaması. Olduğu takdirde şartlı şekilde oradan heyetler gelip Bağdat'la anlaşmış olursa kesinlikle onların sonuçları bizi bağlamaz. Biz kendi irademizi masa üzerine bırakırız, gelsinler. Bizim sorunlarımız nedir? Kendilerinin sorunları nedir? Ama sadece
ile Barzani arasında mesele tartışılsın. Asla o asla bu olmaz. Bağdat hükümeti evet bir hükümettir ama onun içinde yeterince bir sil edilmediğimiz takdirde her anlaşma içinde kendimiz olmadığımız takdirde ona şeriyeti olmaz ve ona karşı oluruz. Çok teşekkür ediyorum Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Erşat Sağlı. Değerli katkılarınız için, yorumlarınız için zaten Türkmenlerin mesajını biliyoruz, takip ediyoruz yakın ama siz çok bir biçimde tekrar getirdiniz tüm bunları, hassasiyetlere dikkat çektiniz. Çok teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Evet, bağlantımızda kısa da bir problem olduğu için çok uzatamadık yayınımızı. Soruları duymaktan zorlanıyordu Sayın Valihi. Şimdi